Diyor ki Allah Celle Celaluhu, sizin dünyada sahibi benim dediğiniz ne varsa, gençlik, sağlık, sıhhat, el, ayak, göz, kulak, para, mal, mülk, servet, bunların hepsi bitecek. Affedersin, iç çamaşırına varıncaya kadar hepsinden tecrit edileceksin. Bunları kime verelim diye arkandan varisler bunu soracaklar. Bu da onu kime verelim? Yalnız sen hayattayken ahirete gönderdiğin, Allah için yaptığın onlar bakidir. Yumdun gözünü, ev geride kaldı, hanım geride kaldı, fabrika geride kaldı. Sana bir kapı açılıyor kabirden. Haydi buyur deniyor, kabre yerleştiriliyorsun. Gittiğin yerde araba yok, telefon yok, internet yok, yastık yok, yatak yok. Dünyada kazandığım hiçbir şey yok. Peki ne var? İmanın gelir seninle. Ameli salihin gelir seninle. Namazın gelir seninle. Verdiğin sadakalar gelir seninle. Anana babana gösterdiğin saygı, ilgi, iyilikler gelir seninle. Dinlediğin sohbetler gelir seninle. Döktüğün gözyaşları gelir seninle. Onların her birisinin karşılığını orada görürsün. O zaman bana söyler misiniz? 100 sene sonra sizden kimse var mı burada? Yok. Kaç sene kaldı geride? Ama mezarın içerisinde 100 senelik insan var mı? Var. 1000 senelik insan var mı? Var. Yani bizim sadece berzah alemi bile dünya aleminden daha uzun. Ahiret zaten sonsuz. Peki sana burada lazım da kabirde lazım değil mi? Ahirette lazım değil mi? Mevla buyuruyor ki bak kullarım diyor. Dünyada varım dediğiniz, sahibiyim dediğiniz her şey elinizden çıkacak, tükenecek.